Yeni bir seriden hepinize selamlar arkadaşlar. Bu seri muhtemelen hiç bitmeyecek çünkü nasıl diyeyim, sürekli yenisi gelebilecek. Seri şu, şimdi PvP maçlarını biliyorsunuz. Genelde turnuva maçları olduğunda ben size burada yorum videoları çekiyordum hatırlarsanız. Sonra işte bazı turnuvalar ne diyelim tırt çıktı, silmek zorunda kaldım bazı etik problemlerden dolayı. Bazılarını bıraktım, kendi kanalımda kendi düzenlediğim turnuva videoları mevcut. Ama geneli duruyor diyebilirim. Bu videolarda yani bu seri bir PvP serisi olacak. Yani player versus player, oyuncuya karşı oyuncu serisi olacak. O yüzden bitmeyecek. Oyuncular sürekli aralarında vs atacakları için, sürekli oynayacakları için bitmeyecek. Sürekli devam edecek bir seri olacak muhtemelen. Ama şöyle söyleyeyim, güncel olacak. Yani böyle nasıl örnek verelim. Şu an Age of the Ring 6.1 modundayız mesela. 7.0 çıktığında da bu şey olmaya devam edecek. Videolar gelmeye devam edecek. İşte bazen normal vanilla halim 1.09'dan video atabilirim. Bazen 2.02'den olabilir. Bunlar değişir. Hatta belki edayım bile olabilir. Bilmiyorum artık. Bakacağız. Onun haricinde turnuva için 7.0'ı bekliyorum. Haberiniz olsun. Eğer turnuvaya katılmak isteyenler varsa Age of the Ring'de olacak turnuva. Age of the Ring'in 7.0 modu çıktığında, pardon, versiyonu çıktığında turnuva düzenleyeceğim. Şimdiden haber vermiş olayım. Zaten turnuva zamanı 7.0 çıktığında ben kısa bir video çekip burada size söyleyeceğim arkadaşlar diyeceğim. 7.0 çıktı. Hem tanıtım serisi gelecek biliyorsunuz. Age of the Ring için güncelleyeceğim tanıtım serisini. Çünkü 4.5'te falan yani 5.0'da falan kaldı benim tanıtım serisi. Hem onu güncelleyeceğim hem de size diyeceğim ki arkadaşlar bakın yeni sürüm geldi, yeni versiyon geldi. Bunu şey yapacağız. Hani turnuva başlayacak. Siz de turnuvaya katılabilirsiniz diyeceğim. Katılmak isteyenler Discord kanalıma gelebilirler. İster şimdiden ister daha sonra nasıl arzu ederseniz orası size kalmış. O zamana kadar da bu işte PvP serisinde oyuncular arasında oynanan maçları size sunacağım, yorumlayacağız. Şu an için en çok Santo'nun maçı var. Santo'yu artık tanıyorsunuzdur. En çok Santo'nun maçı var çünkü çok fazla PvP yapıyor. Çok fazla başka oyuncuyla oynuyor, aktif bir oyuncu. Onun haricinde Oxford, Homos. Bunlar bizim Türk oyuncularımız. Hatta ben turnuvayı özellikle Türklerden oluşturmak istiyorum. Hani yabancıları çok işin içine katmak istemiyorum. Daha önce karma bir turnuva zaten düzenlediğim için hem yabancılar hem Türkler. Bu defa sırf Türkler olsun istiyorum. Etnik köken olarak söylemiyorum yani. Anladınız. Bu defa sırf Türkler olsun istiyorum. Bakalım umarım yeterli oyuncu çıkar. Ve de izleyen arkadaşlara söylüyorum. Buradan hepinize seslenmiş olayım. Eğer ki benim YouTube, pardon, Discord kanalımda olup da aktif şekilde kendi arkadaşlarıyla veya başkalarıyla Age of the Ring oynayan varsa böyle oyuncuya karşı oyuncu şeklinde veya ne bileyim iki kişi mesela 6 tane en zor bota karşı oynadığınız örnek veriyorum. Bunların tekrarlarını Discord kanalımdaki oyun tekrarları kısmına atın. Eğer istiyorsanız atın ki ben burada bu tekrarları size sunabileyim, birlikte yorumlayabilelim. Ekstra eğlence neden olmasın. Öyle, başka söyleyecek bir şey kaldı mı? Videoları beğeniyorsanız beğen butonuna basmayı unutmayın. Ayrıca 1000 abone olmamıza çok az kaldı. Hepinize teşekkür ederim. Desteğiniz için. En önemli destek abone desteği. Ben her zaman söylüyordum size hatırlarsınız ki. 1000 abone olmaya çok az kaldı. Lütfen siz de eğer abone olmadan izleyenler varsa hala abone olun. Gerçekten önemli. Tek istediğim destek o. Diyelim başlayalım. Bakın şimdi burada önümde 5 tane maç var. Ama bunlardan bir tanesi 4 kişilik 2'ye 2 maçmış. Öyle söylediler bana. Bir maç Oxford vs. Homos. Oxford Homos'a karşı. Birinde Santo ve Ayurt. Ayurt hatırlayan vardır belki. 2.02 turnuvasının ben düzenlemiştim. Güzel bir turnuvaydı. Onun şampiyonuydu. Belki hatırlayan olur. Sanırım 16 kişilik tur turnuva ya da 8 de olabilir tam hatırlamıyorum. Kemi ve Windsurf'ına karşıymış burada 2'ye 2. Santo vs. Beryl var tek maç. Santo vs. Strider, Santo vs. Strider 2. 5 maçımız var. Ne yapalım bugün? Ben size şu şeyi göstereyim. Santo ve Strider'ın maçlarına, iki maçına bir bakalım. 2 maçlık bir video olsun bu. Önümüzdeki videolarda da diğerlerine bakalım. Haydi o zaman. Girdik. Bayağıdır böyle oyuncuya karşı oyuncu videosu sunmuyordum ben de. Bunlar açıkçası en çok eğlendiğim videolar. Video serisi hani çok eğlenceli gerçekten. O yüzden benim de hoşuma gidiyor sunması. Bir tık yakın mıyız? Neden yakınız? Hemen şöyle bir şey yapalım.
Okey. Aslında normal ayarlarımız ilginç. Ama bir saniye. Şimdi Mert, bunları niye bize uğraştırıyorsun diyeceksiniz bunlarla. Şu sesleri biraz açalım, duyun oyun sesini. Ha, Forza Horizon'dayız biz. O yüzden. Bir de kalite falan düşük. Ben de düşürmüştüm maçlar kasmasın diye. Sıkıntı yok. Olsun. Hatta sırf ondan da değil sanırım. Onların oynadığı şeyle izleyebiliyoruz anladığım, bildiğim kadarıyla. Yani oyuncular hangi görüntü kalitesini kullandılarsa maç alırken, maç oynarken replay'de biz de onu görüyoruz diye biliyorum. O yüzden böyle. Sıkıntı yok. Zaten sade, boş bir harita. O yüzden bu yakın olması bir tık çok az. Aslında yakın da değil. Ya da görüntü kalitesinin işte düşük olması çok da problem teşkil etmeyecektir. Çok boş yaptım. Başlayalım. Strider'da ne varmış? Woodland Realm'le Mirkwood'la oynuyor. Bakın bir tane normal baraka ile başladı. Bir de para evi yaptı. Para evinden bir tane Ferelir bastı. Burada da Santomuz var. 3 tane Furnace. Bir tane şeyle başladı hemen. Clan Steading'le başladı. Buradan hemen klasik Dunland birimlerini bastı. Biliyorsunuz Isengard bayağı bir OP şu an. OP hani fazla güçlü anlamında. 6.1'de gerçekten güçlü. Dolguldur da öyle. Hemen bakın okçular geldi. Mirkut'tan. Isengard'a karşı güncel olarak şu an kim iyi bilmiyorum. Muhtemelen bunu duyunca hemen aşağıya yorum yazacaktır Santo. Ama yanlış hatırlamıyorsam, belki yanlışım vardır. Ya Rivendell ya da Mirkwood olması lazım da Isengard'a karşı güçlü. Ya da küçük ihtimal Gondor olabilir. Ama yanlış hatırlıyor olma ihtimalim gerçekten çok yüksek. Çünkü biliyorsunuz vizelerim falan vardı. Çok vakit ayıramıyorum videolara vesaire. Artı Age of the Ring'e hiç vakit ayıramadım hani Battleborn'larda. O yüzden çok hatırlamıyorum. Ben oyuncuya karşı oyuncu kendim oynamayalı zaten. Üf. Evet bakın buradan yukarıya doğru gidiyor Santo şu an. Şuradan da bir grup kaçırdı arkaya doğru koşuyor. Feridir onu peşliyor. Buradaki okçular da orayı peşliyor. Yakaladılar. Buradaki mızraklılar hemen kurtlara gittiler ama bakın bu daggerlar, hançerciler yakaladı o mızraklıları. Hançerler mızraklara karşı daha güçlü diye biliyorum. Ben evet bayağı güçlüler. Parçaladılar mızrakları abi. Aman aman. Şimdi Swordsmanlar geliyor Dunlance. Bakın hançerciler alıyorlar orayı. Ama bunlara dönmeleri lazım. Evet onları da alıyorlar. Onları da alıyorlar. Aa yok. Kaçırtıyor orayı almak için. Dövüştürmeliydi. Yanlış yaptı burada Mirkut oyuncusu. Dövüştürüp önce bunları öldürmeliydi. Yine de kazanıyor gibi. Dur bakalım. Kazanıyor mu? Yok kazan. 3 kişi, 4 kişi. 3'e 3. Vallahi kazandı. Hançerciler çok güçlü. Gerçi güç de bastı onlara zaten de bakın. Şuradan bakalım hemen. Horn of the Gates bunu bastı. 500 parası var Mirkwood'un. Isengard'ın 300 parası var. Onda da bakın. Kargalar var. Şuraya bastı rakipleri güçsüzleştirmek için ama okçular halletti. Şu an için ben şu yön tuşlarıyla kontrol edeyim haritayı da. Tık 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 yapmayalım. Şimdi de klavye sesi çıkıyor. Bana mikrofon lazım. Gözüm ağrıyor benim. Niye ağrıyor gözüm? Yanıyor gözüm. Ha uykusuzum ben o yüzden. Şimdi bakın burada okçular. Ön taraftan iki tarafta baskılamaya çalışıyor. 3 grup Swordsman'i var şu an. Swordsman Dunland'ı var. Santo'nun, Isengard'ın. Burada bir savaş çıktı. Ben burayı Santo kazanır diyorum. Çünkü daha fazla birim var. Bir de bakın yine kargalar geldi buradan. Ne kadar çabuk bastı. Oo bakın şimdi kurtlular geliyor şey için. Warp binicileri geliyor okçular için. Çok güzel hareket, mantıklı hareket. 3 level okçuların hepsini toz etti bakın tek ezişte. Eline sağlık Santo. Ya erken basılması çok güzel. Gerçekten çok iyi. İşte bakın bu stratejidir. Mesela ezberci bir oyuncu sürekli olarak karşı tarafın okçu basıyor olmasına rağmen bunlardan basarak sürekli dürtmeye çalışır. Sürekli. Hani elbette yapabilirim. Santo da aynısını yapacak şu an. Dürtecek yine bunlardan basarak. Bakın geliyorlar. Ama okçular için çaresi var. Ezberci bir oyuncu bunu düşünemezdi. Bakın karşı tarafta güzel. O da hemen wargları görünce mızraklı bastı. Bakın geri çekilmek zorunda kaldı mızraklılar. Pardon warg binicileri. Şimdi binekli birimlerini daha dikkatli kullanması gerekecek Isengard'ın. Yani
çare üretmeniz gerekiyor. Karşı taraf binek bastıysa mızrak basacaksınız. Okçu bastıysa binek basacaksınız. Çare şart. Bakın bu üst tarafta para evini yok ettiler resmen Dunland'lar. O kadar güçlüler ki. Aldılar bile. 2 level oldular hatta. Yani çok ucuzlar. Verdikleri zarar çok fazla. Tutulmuyor. Warp binicileri de çok hızlılar. Bakın şimdi mızraklı bastı ama bir de bunları yakalaması var. Dikkatini buraya verip hızlı bir şekilde kullanırsa eğer warp binicilerini. Mesela şuraya koşsa örnek veriyorum. Bu mızraklar oraya gidene kadar zaman geçecek. İlla ki yine hasar çıkartacaklar vesaire derken Isengard baskılayacak. Bakın yenileri geliyor dediğim gibi. Bu sırada makrosu da bakın iyi Santo'nun. Para evlerini yapmaya devam ediyor. Yani bir yandan burayı baskılıyor. Oyunun bu alanını şöyle şuradaki şu alanı kendine ayırıyor, tutuyor. Rakibi oraya sokmuyor. Sürekli baskı yaptığı için rakibi savunmaya zorluyor. Bir yandan da kendisi burada gelişiyor. Bakın buraya da bir tane Urukbit yapıyor şimdi ön tarafa baskıyı arttırmak için. Ya bunun sonu bir süre sonra şuraya bir tane Siege yapar. Siege Works yapar. Bir tane Balista basar muhtemelen. Ya da direkt şey basar. Tokmaklar vardı ya neydi? Koçbaşı basar. Koçbaşı ilerler. Bunun gidişatı öyle görünüyor. Ya da çok fazla darlar. Rakip oyuncu tilt olur. Quit çeker öyle söyleyeyim. Artık göreceğiz ne olur. Ama şu an Isengard kazanıyor yani. Çok güzel baskılıyor. Rakibin bir çare bulması şart. Yani Mirkwood'un da Woodland Realm oyuncusunun da Strider'ın da baskılaması gerekiyor. Bundan sonra şişeyle su alacağım yanına. Çok konuşuyorum ben bu yorum videolarında. Susatıyor beni. Allah, mouse gitti. Bakın 1, 2, 3, 6 grup burada Dunland var. Şurada Feredir var bir tane. Yok o şeymiş. Ne ya? Feredir ama ha, görünmezlik basmış süresi bitiyor. Warp binicileri. Bakın şurayı tuttu sayılır. Woodland. Tamam orayı tuttu. Buradaki hazineyi de aldı. Buradan daha geliyor bakın. Sürekli geliyor. Sürekli geliyor. Ve gereksiz ücretlerden, gereksiz masraflardan PvP oyunlarında kaçınmaya çalışın. Mesela. Farz edin ki Santo gitsin bunu 2 level'a bassın. %10 daha hızlı üretebilmesi için sadece. Buna gerek yok şu an. Onun yerine bir grup daha warp basıp baskıya devam etmesi şu an oyun için daha gerekli bir şey. Gereksiz yere hiçbir zaman binalarınızı yükseltmeyin. İhtiyaç olduğunda yükseltin. Belki şey arkadaşlar çıkacaktır şimdi. %10 hız daha ihtiyaç değil mi? Değil. Görüyoruz şu an. İşte adam yine basıyor. Baskıya devam edebiliyor rahat rahat. Yani %10 ne biliyor musunuz? Bu 1 dakikada çıkıyorsa 50 saniyede çıkmasını sağlıyorsunuz. Ama 50 saniyede çıkmasını sağlamak için bir gruptan mahrum kalıyorsunuz ve o sırada rakip daha da gelişiyor. Yani bu kadar ince ayar bile bu oyunda çok önemli. Bir yandan bakın burada çok güzel okçuları ezdi yine Santo. Eline sağlık. Kaçırmadım onu. Harika ezdi. Eline sağlık. Mızraklılara bir kısmı yakalandı ve öldüler evet ama değerdi. Bayağı bir okçusunu öldürdü çünkü. Bu noktada Mirkwood'a bir hero lazım. Tauriel basmış. Güzel. Burada bir hero lazım. Yetmeyecek hero ama bir çare. Baskı yapması lazım. Baskı gittikçe geri düşüyor. Oyun ilerledikçe bakın. Oyuna böyle başladılarsa baskıyı önde tutan şöyle yavaş yavaş artmaya başlıyor. Yavaş yavaş. Artık bir süre sonra böyle artıyor artıyor. Aradaki fark kapatılamaz hale geliyor. Ve toparlayamıyor. Bakın şeylere geçti. Uruk scoutlara geçti artık Santo. Ama karşı taraf hala okçu ve hançerci basmakla, mızraklı basmakla uğraşıyor. Ona mecbur kalıyor. Çünkü para evi yapamadı. Baskısı yok. Gelişemedi. Yani 1, 2, 3, 4, 5, 6 tane var. Buraya bir tane heykel yapıyor bakın. Ama o 6 taneye sürekli baskı yapıyor işte Santa. Bakın okçuları da indirdi Uruk Scoutlar. Bir de Isengard'ın birimleri gerçekten çok güçlü. Yani umuyorum ki bu 7.0'da düzeltilecek. İnanılmaz güçlüler. Yani armorları çok fazla, hasarları, armor zırhları çok fazla. Hasarları çok fazla. Bakın burası hala 1 level farkındaysanız çocuk şey yapmıyor, basmıyor yani. Çünkü ihtiyaç yok. Baskı işini buradan hallediyor. Savaş olayını buradan ve buradan hallediyor. Dikkatli izleyin şimdi bakın.
Çok baskıya yollamak istemezse de bunları ön tarafta piyade olarak kullanır. Şu downlentleri ölsünler diye yollar ön taraftan, ön cepheden. Arkadan şu Uruk scoutlarla, okçularla burayı temizleyebilir. Aşağıda bir savaş var. Burayı bilmiyorum kim kazanacak. Şimdi buradakine bakalım biz. Oo, burada çok fena savaş çıktı. Bakın. Orkları çağırdı Santo. Çok güzel yere çağırdı tam kafalarına. Tauriel ölmek üzere sanırım. Yok, full can ama kaçırdı. Leadership engelleyen bir şey attı o da rakipte buraya. Ama ihtiyaç yoktu. Santo'nun zaten leadership basan bir şeyi yok şu an. Ne hero'su var ne de spell'i var. O yüzden leadership engelleyen spell'i büyüyü basması çok anlamsız oldu Mirko'nun. Daha farklı bir şey kullanabilirdi onun yerine. Böyle yapınca basabiliyor muyum? Hayır. Ezberimde değil çünkü siperler. Büyüler. Burayı bakın Mirkut kazanmış. Şimdi dürtmeye başladı para evlerini Santo'nun ama geç kaldı. Yani oyun bu noktaya geldikten sonra artık Santo kaybetmez burayı. Çok fazla birim var bakın. Çünkü parası bol, sürekli baskılıyor. Yukarıdan da bakın şu baraka gitti gidecek. Az kaldı. Bunlara da bakın şeyi vermiş. Meşaleleri vermiş. Hem para kazanıyor buradan. Ayrıca bakın aklınızda olsun. Isengard birimleri bu downlentler böyle vurduklarında sadece şey yapmıyorlar. Para kazandırmıyorlar, çalıyorlar karşı taraftan. Yani onlar size vurdukça sizin paranız gidiyor bir de. Isengard o derece güçlü. Bu turnuvada ban sistemi getireceğim zaten. Oyuncular bir tane ırk banlayabilecek. Önümüzdeki turnuvada ban sistemi olacak. Bir fraksiyonu banlayabilecekler. Mesela Isengard'a karşı oynamayı kesinlikle istemiyor diyelim ki. Isengard'ı banlayacak, rakip onu seçemeyecek. Onun haricinde yine iki taraf da random şekilde seçecek. Yalnız var ya bir turnuva kuralları yaptım geçtiğimiz turnuvalarda. Yabancılara bile ilham oldu. Kim turnuva yaptıysa hepsi benim turnuvanın kurallarını kullandı. Elbette ekleme yaptılar, tamamen aynı değildi. Adamlar da güzel şeyler düşünmüşler. Şimdi ban muhabbeti diyorum mesela. Banı ben de onlardan gördüm örneğin. Benim turnuva kurallarını kullanıyorken ki bu çok güzel bir şey. Ben öyle hava olsun falan diye söylemiyorum. Elbette herkes birbirinden faydalansın. Ben o turnuva kurallarını gördüğümde baktım ban olayını da koymuşlar yabancı turnuvada. O etik olmayan turnuvada. Aa dedim ne güzel ban olayı getirmişler. Benim aklıma gelmemişti bu. Hoşuma gitti. Hoşuma gitti o yüzden kullanacağım. Güzel. Çünkü bazı oyuncular bazı fraksiyonlara karşı oynamak istemiyor olabilir. Bu çok doğal bir şey. Neyse ki çok fazla fraksiyon var. O yüzden bir şeyi banlamak kısıtlayıcı olmayacaktır. Bakın Santo hala devam ediyor baskıya. Burada 3 level şeyler var. Swordsman'lar var Dunland. Yine okçuları muhteşem ezdirdi Warg'larla. Şurada gördünüz değil mi? Göremeyenler videoyu geriye alsın. Tauriel 6 level. Ama sanırım Tauriel'i aktif kullanamıyor. Bakın skilleri duruyor. Şimdi şunu bastı. Hemen bıçağı aldı onu. Ama orada çok da bıçağı almasına gerek yoktu. Yakıncı birimlerin her birine böyle koşması gerekeceğinden vakit kaybediyor. Uzaktan daha fazla iş yapardı. Saldırı altındayken bu bıçakları bassaydı bir tık daha mantıklı olacaktı. Olsun, olsun. Burayı ne kurtarır biliyor musunuz? Tam kurtarmaz da iş yapardı. Bir tane Thranduil olacak burada. 6 level'da mı 7 level'da mı ne o ölü eski hafızalarını çağırma skili var ya Thranduil'un onu çağıracak. Bir basacak burada Thranduil. Üf. Bir de bakın yanlış kişiyi hedef alıyor. Şimdi şöyle düşünmek lazım. Yapılara sıkıntı çıkartan ne? Dunland'ler. Dunland'leri nasıl geri tutabilir? Okçularıyla. Ama okçularına da bu scoutlar vuruyor. Okçular ölüyor. Peki okçuları koruyamazsa yapıları nasıl tutacak? O yüzden yapması gereken Strider'ın önce okçuları halledip sonra Dunland'leri vurması gerekirdi. Çünkü o zaman şöyle bir mantık oluyor. Artık okçular öldüğü için onu öldüren buradaki okçu ve mızraklılar artı hero buradan böyle bu şekilde ilerlemeye devam edip yolda çıkan her şeyi öldürmeye devam edebilir. Ta ki yeni okçular, Santo'nun yeni güçlü birimleri gelene kadar. Yani bunlar böyle geldiği sürece bunları yara yara buradan dümdüz devam edebilirdi. Ama yapmadı. Yani eğer saldırı altındaysanız önce saldırıyı tutan birimlerinizi korumaya oynayın. Ondan sonra yapılarınızı koruyun. İşçiniz olduğu sürece yapıyı tekrar yaparsınız ama birim olayı çok önemli. Birimlerinizi kaybetmemeniz gerekiyor. Burayı Santa kazanır. Çok kalabalık. 3,
4 grup Dunland'ı var. 3 grup Scout'u var. 2 de buradan geldi. 6 grup Dunland, 3 grup Scout. 1 grupta Warp binicisi var. 2 grup Warp binicisi oldu. İnanılmaz kalabalık. Bu defa tek seferde girip bitirecek Santo anladığım kadarıyla. Bakın arka tarafta şeyi var. Elite birimler basacak şimdi buradan Mirkwood. Woodland Realm pardon. 3 level'a basmış. Bir de bunu demek parayı buraya harcamış. Royal baraka yapmış. Royal neydi? Kraliyet miydi? Soylu muydu? O barakadan yapmış. Burada güzel bir adam çağırma. Bakın Spears of Ramsburg. Atlılar çağırdı. Çok güzel ezdi hepsini Woodland Realm. Eline sağlık. Güzel oynadı. Şimdi Santo'da 15'liği açtı bir şeyi. Neyi açtı? Yok. İki tane şey açmış. Bir 5'lik bir de 10'luk açmış. Tainted Land bir de Vision of Palantir almış. Palantir görüşü. Şimdi şu atlılar onu bayağı bir öne taşıdı. Mirkut oyuncusunu. Onu bayağı bir öne taşıdı. Bütün videolarda böyle göreceksiniz beni. Saçımı kestirene kadar açmayacağım bunu. Ya çok kötü çünkü hiç hoşuma gitmedi. Uzun saç güzel de benim saçlarım böyle dalgalı ya. İki taraftan düşüyor böyle. Bir de böyle kabarıyor kocaman böyle. Hiç güzel olmuyor. Ben eski saçımı istiyorum. Güzel bu arada yine. Hala iyi oynuyor Mirkut şu an. Hala güzel gidiyor. Şaşırıyorum. Şaşırıyorum. Mirkut'un tekrar 11 oldu bakın büyüleri. Santo'nun 0. Birimi kalmadı çünkü. Santo buradan nasıl kurtulacak? Mirkut çok iyi girdi bu defa. Yani şu atlıları çok iyi kullandı. Bakın sabahtan beri her şeyi ezdiriyor. Bu kötü bir hamle. Gidip de mızrakları da ezmezsin. Ne kadar ezik mızraklar olsalar da. Of, okçularını koruyamadı. Bayağı okçusu öldü orada yine. Ön taraftan bakın şu Grishnak şeyi kovalıyordu. Tauriel'i kovalıyordu ama öldüremedi. Kaçtı güzel. 8 level Tauriel'i kaçırabildi. Tebrikler. Arka tarafta bakın sağlam elit atlıları var. Burada bir para evi ve troll cage'i alıyor buradaki pardon troll lair'ı. Troll mağarasını. Santa bir şekilde püskürtmeyi başardı burayı. Eline sağlık. Şunun cana bakın. Yık oğlum bunu. Bu ne? Ya adam gelmediği sürece yıkmasına gerek yok gerçi de. Birini gördüğünü. Evet şimdi tekrar Mirkut savunmaya geçti. Bakın para evlerini yapıp hemen yenilenmeye başladı. Mirkut da yapılanmaya başladı. Şunlar bayağı iş yapacak ve Santo'nun sanırım bunlardan haberi yok. Eğer ki şunu kullandıysa evet kullanmış. Onu kullandığında burayı gördü mü bilmiyorum. Eğer gördüyse haberi var. Haberi yoksa sürpriz olacak ona bir tık. Scoutlarını ezebilir. Santo'nun da artık daha güçlü birimlere ihtiyacı var. Çünkü karşı taraf bunlara geçti. Bakın buradan daha fazla atlı geliyor. Şu okçulardan ve şunlardan da bassa aslında birer grup. Birer grup bile o kadar iş yapar ki. Siege Grounds. Şimdi bakın Siege Weapon'ları çıkartacak. Bayağı çekişmeli bir maç bu arada. Bayağı iyi. Güzel başladı seri. İşte hepiniz atsanız böyle oyunlarınızı. Yani illa çok iyi oyuncu olmanıza gerek yok arkadaşlar. Burada işin eğlencesindeyiz. Oyunlar eğlence için oynanır. Yani genelde yorum şu oluyor ben Discord'da söyleyince. E ben iyi oynayamıyorum ki çok bilmiyorum. Bu modu falan da yeni öğreniyorum zaten falan diyorlar. Alakası yok yani. Oynadığınızı yollayın. Ben mesela burada gördüğümde şu yanlış, bu doğru, bu yanlış dediğimde örnek veriyorum. Belki bir şeyler kapmış olursunuz. Bu da çok egoist bir cümle oldu da hani. Ah! Ah! Tauriel ölmek üzereydi. Son anda ışınladı onu kaçırttı. Tebrik ederim. Strider'ın eline sağlık. Çok güzel oynadı. Bakın atlılar. 3 grup artık Santo bunları gördü. Mızraklılarla kovalıyor ama o mızrakları da bakın okçular düşürüyor. Öyle yani şey yapmayın. Çekinmeyin video atmaktan arkadaşlar. Yollayın videolarınızı görelim. Videodan kastım oyun tekrarı yani. Lurtz vardı burada. Lurtz'u öldürdüler. Atlılar. Ya bu atlıları şu an yapması gereken burada durmak değil. Bakın şurada da Wolf Lair vardı. Work Lair pardon. Onu da aldı Mirkut. Şu an bu atların yapması gereken şu okçuları hallettikten sonra bakın burada bir tane bile mızraklı yok. Dümdüz üstüne koşup hepsine saldırması gerekiyor atların. Her şeyi yok ederler. Aa arkadan geldi. Çok basit bak şu iki grubu alıp şu mızraklara saldırtacak kalan buradaki her şeyi bu atlılar öldürür. Her şeyi istisnasız. Ama
Şahsen ben Mirko'nun yerinde olsam şu an biraz dişimi sıkar, savunmayı bu atlılar olmadan yaparım ve atlıları arka tarafa yollayıp Santo'nun bu arka tarafını tertemiz yaparım. Ama işte oyuncu farkı. Aşağıdan bakın bayağı bir dürtüyor bu arada. Ama Ugluk basmış Santo. Ugluk'a level kastırıyor burada. Yani atlıları her zaman orduyla kullanmak, ana ordunuzla kullanmak çok mantıklı bir seçim değil. Sesimi duydu galiba adam. Bakın aradan kaçırıyor atlıları. Güzel. Santo'nun bütün ordusu peşine takıldı. Tam şu an buradaki birimleriyle ilerlemesi gerekiyor rakibin. Çünkü bakın bütün dikkatini çekti Santo'nun şu an. Tüm ordusu atlıların peşinde. 3 grup buraya fazla. Bir grubu başka bir yere kaçırmalıydı. 2 grup yeterli o 3 level için. Bakın öldürtüyor. Ugluk level kasıyor. Gördünüz mü? Nasıl oluyor? Zarar şu an bu. İlerle, ilerle buradan. Şu an ilerlemesi gerekiyor. Bakın hepsini oyalıyor. Bir sürü birim. Ugluk dahil, Hero dahil. Şu an buralar bomboş. Rakibinin ilgisini çekti aşağıda. Warg'lar kovalıyorlar ama kovalıyor hani. Burada Mirko'nun baskıyı tamamen bırakmaması gerekiyor kesinlikle. Nagelherdir. Bunlar neydi bunlar? Elite Swordsman mıydı? Evet, Elite Swordsman. Ama olmaz, Swordsman değil, mızraklı basması lazım işte. Şunlardan. Ben söylemiştim. Aynen basmış. Karşı taraf çok fazla Warg binicisi basıyor çünkü. Bakın atlılar hala peşletiyor bunları. Santo'nun dikkati dağılmış herhalde biraz burada. Şaşırdım. Lurus bir level. Yani bu kadar birim atlıların peşinden şaşırdım. Ama yapacak bir şey de yok. Tutması lazım. Ne yapabilir? O da kendine bir binekli grubu yapabilir. Tayfası yapabilir. Ama bunlar eli tatlı olduğu için normal Warg binicilerinden güçlüdür muhtemelen. O yüzden 3 grup atlıya 5 grup Warg binicisi falan gerekecek muhtemelen. Yani parası yetmez şu an. Bakın Feren de basmış. Şu an burada kaçmayıp savaşması gerekiyor Nekrud'un aslında. Lurutsa falan, Ugluk'a falan bayağı bir level kastırdı ama Ugluk sanırım öldü. Ölüm sesi duydum. Ölmüş mü? Şurada biri var. Hero mu var orada? Şurada ölmemiş Ugluk, burada. Ya neden kaçıyor hiçbir fikrim yok. Kaçmasına hiç gerek yoktu. Burada baskıya devam etseydi az önce alacaktı burayı çok rahat. Buraya orkları bastı şimdi Santo. Çok güzel, yine eline sağlık. Bir de Ugluk'la can bastı hepsine. Oh oh oh. Bayağı bir adam çağırdı. Oo, 25'lik büyüğü açmış bakın şeyde. Milkwood. Atlılar şimdi çok güzel geldi yukarıdan. Şu amma çekişmeli maç ya. Bakın tam savaş alanına çok güzel bir Hunt of Orom. Orome pardon. Orom ne? Çok güzel bastı o skill'i. Tam savaş alanında. Mirko da bu savaşı kazandıracak mı muhtemelen? Feren 4 oldu. 15 oldu büyüsü. Okçularını hala koruyabiliyor. Bir de okçuları geliştirmiş bakın. Okçuları geliştirmiş. Oy, okçuları çok güzel yakaladı yine Strider. Arkadan gelen kılıçları da çok güzel yakaladı. 16 büyüsü var. Santo'da durum ne? Santo'da bakın şeyleri çağırdı. Dawnlanding yapısını çağırdı bir yere. Nereye? Şuraya çağırmış. Bakın oradan şimdi o da elit okçulara basacak artık. Muhtemelen atlıları da basar. Feren'i Lurtz kitlemiş. Öldürmeye çalışıyorlar. Grishnak vardı, ölmek üzereydi. 5 oldu Feren. Bakın burada mancınıkları var Mirko'nun şu an. Santo onları indirmeye çalışıyor ama indiremedi. Koruyor. İyi koruyor onları. Atlarını gerçekten iyi kullanıyor rakip Strider. Bakın bu mızraklılar gerçekten çok iş yapıyorlar. Ben demiştim ama çok güçlüler diye. Bunlar gerçekten çok iş yapıyorlar. İki oldular bir de bakın. Giden cana bakar mısınız? Ne kadar az can geliyor. Yani çok güçlüler. Çok güçlüler. İşte elit birimlere geçmek Mirko'da bu kadar oyunu şey yaptı, dayandırdı yani. Yoksa dayanamayacaktı. Ya spam'a spam yapsaydı eğer tutamayacaktı. Santo çoktan bitirmişti. Santo'nun hatası da bence erkenden gidip şuraya bir tane Siege Works yapmamak oldu. Ya belki onun geçerli bir bahanesi vardır, o an başka bir şey yapıyordur bilemeyeceğim ama buradan izlediğim kadarıyla yapılabilirdi şu anda şuraya bir tane. Çünkü bir ara Santo bütün baskıyı burada tuttu. Yani şuna vuruyordu, şuna vuruyordu falan, full buradaydı. Bir tane bile balistası olsaydı o an
İşler çok farklı olurdu. Yukarıda böyle bakışmalar. Bunlar ne ya? Warrior of the King Lie. Şuradan çıkanlar galiba, evet. Bakın buradan da mızraklı basıyor. Bunlar Spear Wall Formation'da alabiliyor ve bayağı güçlüler. Bakın iyi hasar çıkartıyorlar. O kadar da değillermiş. Öyle şekilli görünce bir de en başta az hasar yediler. Ama normal, bunlar Swordsman kılıçlı, bunlar mızraklı, ölmeleri doğal. Ben olsam burayı iptal ederdim, 300 gitmesin onlara. Bakın Mirkut yine geri çekildi. Mirkut çok fazla geri çekiliyor. Rakibinin toparlamasına çok fazla izin veriyor. Atlılarla güzel dürtmeye çalışıyor ama bir yandan Ugluk'a level kastırıyor burada. Farkında değil. Ve Furnace'ların armoru, yani zırhı çok fazla yüksek. Gerçekten yüksek. O yüzden indirmesi biraz zor oluyor. Ama 3 level. Bakın Ugluk bile çok az vuruyor bu şeyleri, atlılara. Bu Furnace'da 3 level. Giderse iyi olacak Mirkut için. Aldı, evet. Gitti orası. Bayağı bir atlı kaybetti ama. Lurtus'a bakın. 3 oldu. Carnage'ı bastı. Şimdi orta taraftan bir baskıladı. Burada bir şey olmuş. Göremedik. Muhtemelen Isengard birimleri öldü. Niye savaşmıyor anlamıyorum. Burayı alır şu an Mirkut. Daha güçlü. Bakın Mirkut atlıları bastı şimdi. Çok kötü bir yere bastı. Bu kadar kötü basılır atlılar. Ön tarafta bir sürü mızraklı varken adam buraya atlı çıkardı Mirkut. Berbat bastı. Ama bir şekilde o atlıları arka tarafa götürüp bakın okçuları halledebiliyor. Şurada Santon'un elit okçuları var sanırım, yeni çıkanlar, evet. Bir de leadership kaybettirmeyi bastı. Ağacı da bastı. Alt tarafta da bakın Lurtz'u sıkıştırmış atlılar. İndiriyorlar. İnmek üzere. İndi. Lurtz öldü. Lurtz öldü. Atlılar gerçekten, yani şu atlılar. Bunlar gerçekten çok güçlü. Tanesi 1000 ama iş yapıyorlar. Eğer ki Woodland Realm oynarsanız aklınızda olsun. Isengard oynarsanız Santon stratejisini kullanabilirsiniz. Taktiklerini. İnanılmaz çekişmeli bir maç gerçekten. Santokuitat'ta. 1-0 şu an Strider kazandı. Ben yanılmıyorum burada değil mi? Isengard Santo'ydu. Evet, o olması lazım. Bir daha bakalım mı? Kuyut çekeriz. Hadi bir daha bakalım. Çok kısa. Kayıttayım. Basıldık yine. Evet, Santo kaybetmiş. Isengard. Bu maçları Santo'nun kendisi seçti bu arada, bakın. Kaybettiği maçı bile atmış, tebrik ederim. Kimse yapmaz bunu normalde, çok zordur. İnsanlar kaybettiklerini atmazlar. Ki çok güzel oynamış bence. Mirkut oyuncusu da güzel oynamış. Gelelim ikinci maça. Bakalım bakalım neler var acaba. Burada ne var? Bakıyoruz. Santo. Bu maçı acaba bir dahaki videoda mı çeksem? Kısa videolar istiyordunuz. Hadi bir dahaki videoda çekelim bunu. Bir göstermiş olayım. Santo Dolguldur'la Strider Goblinlerle oynuyor. Hangi map'te olduğuna bakmadım. Unuttum ismini. Bir dahakinde ona da bakacağım açarken. İlginç bir maç olacak. Dolguldur ve Goblinler. İlginç bir maç olacak. Spam yapan kazansın. İkinci videoda, bu serinin ikinci videosunda göstereceğim. Videoyu beğendiyseniz lütfen beğen tuşuna basmayı unutmayın. Şu an içinden küfür edenler vardır bana. Ulan Mert çeksene öbürünü de, göstersene, niye açmıyorsun falan diye böyle. Göstereceğim, göstereceğim. Merak etmeyin. Artık daha sık video atmaya çalışacağım. Çok uzun süreli aralıklarla video atıyordum, farkındayım ama vizelerim vardı. Anca bitti falan. Şimdi şey yapacağım. Daha sık atacağım. Bu videodan muhtemelen bir, maksimum en geç 2 gün sonra diğer videoyu da, diğer karşılaşmayı da görürsünüz. Tekrar şuradan göstereyim. Santo ve Strider'ın ikinci maçı Glades of Itilan'da olacak. Ona da bakacağız. Bakalım o maçı kim kazanmış. Abone değilseniz lütfen abone olun. Bana çok büyük destek olur. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.